ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Başvurularda bulundu. İki defa da bulundu. İlk defa bulunduğumuzda doktor raporlarıyla yolladık oraya. İşte sizin bu raporunuzu biz kabul etmeyeceğiz. Bizim istediğimiz şekilde raporu ona yaparsanız ceza bünyeti kabul edilir dediler. Biz de artık onları istediği şekilde zaten kendisi yoğun bakım ünitesinde olduğu için aynı raporları düzenleyip tekrar Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nda Mardin cezaevi, Tokat cezaevine yolladık onları. Ondan sonra bunlar da işte Tokat savcısı bize, daha doğrusu bize ittihal etmedi, kardeşime bildirmiş. Efendim burada terör örgütü. Ondan sonra Diyarbakır sakıncalı yer. Biz yol güvencesi yoktur. 11 yıl 8 ay cezası devam ediyor. Muhabbet olduğu için. Ondan sonra işte tıbbi şeyler, terimlerin olduğu sağlık raporunda biz anlamıyoruz, kabul edemiyoruz. Şimdi bu sabah kardeşim telefon açtı. Kendisi telefon açtıktan sonra dedi, kendisi dedi artık kabul etmiyorlar dedi. Zaten yüz yüze konuştuk onlarla. Kendileri demiş biz de artık bu süreçte kabul etmiyoruz. Sadece telefonda konuştuk. Yani yine de sabahleyin kardeşimi Cumhuriyet Savcılığı'na yolladım. Şey yapmıyorlar AK Parti, Adalet Partisi. Adaleti herkese eşit şekilde paylaşan parti. Ama nedense bize gelince o adaleti göremiyoruz. Yani biz bunları dile getiriyoruz ama bir türlü o adaleti göremiyoruz. O şekilde şey yapmaz. Son olarak biz bunu diyoruz. Yani Ergenekonlulara, balyozlara, kırkızlara, tecavüzcülere, dolandırıcılara tanınan hak biz siyasilere de tanısın. Müslüman halka, Müslüman insanlara da tanısın. Bizim tek istediğimiz bu. Eğer Erdoğan diyorsa, başbakan diyorsa ben gerçekten adaletim, bu adaleti bütün insanlara da aynı şekilde davranması lazım. صدق الله العلي العظيم آمنا بالله الكريم أعظم الله أجركم وأحسن عزاكم وغفر الله لمرحمتكم لله ولروحها الفاتحة مع الصلوات